Merkez Bankası tarafından bugün gerçekleştirilen repo ihalesine 85 milyar lira teklif gelirken bu tekliflerin 50 milyar liralık kısmı kabul edildi. İngiltere Başbakanı Johnson önümüzdeki haftalar daha kötü olabilir, üçüncü kez karantinaya giriyoruz açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde imalat sanayi PMI'yi geçen ay 57.1 seviyesine çıkarak son 6 yıldan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı açıklandı. Almanya'da Aralık'ta mevsimsel düzeltilmiş işsiz sayısı -37.000 ile işsizlik oranı %6.1 oldu. İngiltere Maliye Bakanı Sunak, zorlanan sektörler için 4 milyar sterlin değerinde yardım paketi açıkladı. 2025 yılına kadar fosil yakıt kullanan araçlara yasak getirmeyi hedeflerken, Norveç'te elektrikli araçlar geçen yıl satılan otomobillerin %54.3'ünü oluşturdu. Avrupa Birliği Komisyonu, Almanya'da turizm devi TUI'ye yapılması planlanan 1 milyar 250 milyon euroluk dolaylı devlet desteğini onaylamış oldu. Suudi Arabistan ile Katar anlaştığı ambargolar kalkacak, sınırlar açılacak. Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına red kararı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ne gözler bugün yapılmakta olan ve Senato'daki çoğunluğu belirleyecek olan Georgia seçimlerinde. İyi akşamlar. Bugün 5 Ocak Salı, Dünya Hallerine hoş geldiniz. Bütün gözler aslında yine Amerika'da, bitmeyen seçimin son seçimi diyebiliriz. Georgia eyaletinde yapılacak olan seçimlerin sonuçları Biden'ın iktidarındaki gücünü ya da kudretini ya da zayıflığını göstermiş olacak. Bu akşam sizlerle birlikte hem küresel piyasaları hem ihracat rakamlarını hem Amerika'daki gelişmeleri değerlendireceğiz. Ekonomist Aysun Karaytuğ ile beraber ilk bölümde küresel piyasalara bakacağız. Sonrasında iletişim ve finans danışmanı Dr. Artunç Kocabalkan ile Türkiye piyasalarını değerlendirmiş olacağız. Özellikle de Türkiye piyasalarına yönelik yabancı bankalardan gelen açıklamalar, enflasyon ve dolar kuru üzerindeki değerlendirmelerini de sizlerle birlikte analiz etmeye çalışacağız. Hemen isterseniz manşetlerimize geçelim. Manşetlerimizden sonra konuklarımızla konuşacağız. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılı ihracat ithalat rakamlarını açıkladı. 2020 yılı Aralık'ta ihracatın yıllık %16 artışla 17.84 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık rakamı olduğunu belirten Pekcan, 2020 yılında toplam ihracatın ise 169,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Aralık ayında ithalatın %11.7 artışla 22,4 milyar dolar olurken, 2020 yılında ithalat 4,3 artışla 219,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. JP Morgan'dan bir açıklama var. JP Morgan'ın enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yayınladığı raporda Türkiye 2021 enflasyon beklentisi %10,5 olarak sürdüğünü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan sert sıkıştırma adımları ile bunun sonucu olarak oluşan Türk lirasının değerlenmesi tahminimiz için aşağı yönlü risk ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın ekskılaştırma adımı atmasının beklemediğini belirten raporda ilk kez indirimin 100 baz puanla Nisan ayında olabileceğini açıkladı. Fed'den bir açıklama var. Chicago Fed Başkanı Evans, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonun %2 seviyesi üzerine çıkmasına izin vermekten çekinmemesi gerektiğini, enflasyon ivme kazanarak yükselmesi, %2,5 civarında oranlara ulaşması önemli açıklamalarda bulundu. Atalanta Fed Başkanı Bostic ise Fed'in aylık varlık alımlarına ayarlama yapma, azaltma, eğer koronavirüse karşı aşının uygulanmaya başlamasını beklediği gibi ekonominin de büyüyebileceğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan devam edelim. TÜİK'in aylık yayınlamış olduğu Türkiye Tüketici Fiyat Endeksinin %1.25 arttığını ve aylık enflasyonun %14.60 olduğunu açıklanmasının ardından Merkez Bankası'nın yayınladığı raporda yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisi temel mallar olurken dayanıklı mal ve giyim
gruplarındaki ayrışma sürdü. Dayanıklı mallarda birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışının alt kademelerde genelde güçlü seyrettiği açıklandı. HSBC'den Türkiye ile ilgili bir açıklama var. HSBC, bankacılık sektörü karlılıklarında yılın ikinci yarısında toparlanma bekliyor. HSBC, banka paylarında son dönemde görülen rally sonrasında daha da tercihli bir konum aldığını belirtti. Değerlendirmede 2021 mali yılı sonunda banka karlarının %8 artış beklediğini ifade etti. 2021 yılının ilk yarısında düşük bazı nedenleri 2022 mali yıl sonundan ise karlılığın %65 olabileceğini öngördüğünü açıkladı. Küresel emtia piyasaları küresel koronavirüs pandemisinin neden olduğu iniş çıkışlı yolculuğunun ardından zayıf dolar, artan talep, mali teşvik paketleriyle 2020'yi güçlü şekilde tamamladı. Analistler 2021'de artan likidite ve talebin emtiaya destek olmaya devam edeceğini düşünüyor denildi. Bitcoin ile ilgili son bir haberimiz var. Bitcoin'in son haftalarda rekor üstüne rekor kırmasının arkasında yatan esas nedenin büyük yatırımcıların piyasaya girmesi olduğu belirtildi. JP Morgan ise Bitcoin'in yatırımın akışı içinde altın ile rekabet ettiğini ve uzun vadede Bitcoin fiyatlarında önemli artış için potansiyel olabileceğini değerlendirmesini de bulundu. Evet, manşetlerimiz böyle. İsterseniz hemen bir piyasalara bakalım. Arkasından Aysun Karaytu ile konuşmaya başlayacağız. Bugün Borsa İstanbul 0.39'luk bir düşüşle yükselişine bir ara vermiş oldu. 1489. Dolar Türk Lirası cephesinde düşüş yine devam ediyor. Gün içerisinde hareketliliğini devam ettirirken 7.39'da bugün Türk Lirası dolar karşısında 0.43'lük bir değer kazancıyla bu saatlere kadar geldi. Euro TL tarafında ise 9.07, Türk Lirası yine Euro karşısında da 0.20'lik bir değer kazancı var. Sepet kuru 8.23, gram altın ise 462 lira olarak günü tamamlamış gözüküyor bugünü. Daha doğrusu Amerika'ya dönelim. Amerika'da Georgia seçimleri var ve borsalardaki refleks Dow Jones'la S&P'de düşüş seyri var. Dow Jones'ta çok hafif bir düşüş eğilimi var ama ok aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. 30.130, dün 29.000'leri test etti, aşağıya dönmüştü. Bugün yeniden 30.000'ler civarında duruyor. S&P 500 3.694, Nasdaq'ta ise 0.20'lik bir artış söz konusu 12.722. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim heyecanını bütün dünya yaşamıştı. Tabii ki Amerika daha fazla yaşamıştı ama Amerika'daki seçimler nedense bitmedi. Bugün Georgia'da yapılacak olan iki sandalyelik seçim sonucunda seçimler bitmiş olacak. İki sandalyelik seçim çok önemli. Joe Biden'ın iktidarını pekiştirmesi güçlü olması açısından Georgia'da iki milletvekilini kazanabilirse eğer mavi dalga gerçekleşmiş olacak. Cumhuriyetçilerin çok güçlü olduğu bir alan burası. Seçim bugün başladı, gün devam ediyor Amerika'da. Onun sonuçlarını göreceğiz. Tabii ki Georgia'daki seçimler piyasaları da hareketlendirmiş durumda. Tahviller özellikle fiyatlarında yükselmeler var. Altında yükselme var. Biz tabii ki ekonomist Aysun Karaytu'yla küresel piyasaları konuşacağız. Aysun Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Yeni yılınız kutlu olsun. Sizinle de yılın ilk programı diyelim. Sizinle buluştuk. Şimdi başlayalım isterseniz. Georgia'daki seçim neden önemli bu kadar? Piyasaları da çok ciddi etkiliyor. İki milletvekili seçilecek neticede ama... Ama piyasaları meşgul etmeye devam ediyor bir şekilde. Şu anda biliyorsunuz bu... Karmaşa diyeyim, hani gerek Amerika endekslerinde gerekse emtialarda yaşanan bu dalgalı hareketin temel sebebi bu belirsizliğin ortadan kalkması gerektiği ihtiyacı. Ama ben şunu söyleyebilirim ki hani bunun kalıcı bir trend değişikliğine neden olacak çapta bir
olay olduğunu düşünmüyoruz. Bunun daha ötesinde Japonya'dan ve İngiltere'den gelen haberlerin aslında piyasalar üzerinde etkisinin daha etkili olabileceği noktasında bir fikrimiz var. Çünkü biliyorsunuz bugün Japonya hükümeti tarafından eğer ki bu iş hızlı bir şekilde bu hızla ilerlerse Tokyo ve çevresindeki tüm illeri kapatmak zorunda kalacağız gibi bir açıklamada bulundu. İngiltere zaten Boris Johnson da üçüncü kez bir kapanma ile karşı karşıya kaldığını açıkladı. 4 milyar poundluk bir ek paketi de hazırladıklarını da söyledi. Evet, şimdi bütün bunlar aslına bakarsanız iki şeyi gösteriyor. Hala belirsizlik ortamı COVID tarafında devam ediyor. İki, hani geçtiğimiz Nisan ayı gibi tamamıyla global bir kapatmayla karşı karşıya gelir mi piyasalar? Şu an özellikle emtia tarafı ve dolar endeksi bunu fiyatlamaya başladı ve hatta dün volatilite endeksi %28 oranında yukarı çıktı. Bilmiyorum takip etme imkanınız oldu mu? Bu son zamanlardaki VIX'teki en yüksek hareket aslına bakarsanız. Biz tabii orayı yakından takip etmek durumundayız. Çünkü VIX vesaire S&P diye değerlendiriyoruz. Yani birbiriyle korele hareket eden iki tane endeks. Hani VIX yukarı çıktığında S&P'nin aşağı geldiği, S&P yukarı gittiğinde VIX'in aşağı geldiği bir ortamda dün tam olarak bu çalıştı aslına bakarsanız. Dün tüm dünya endekslerinde aşağı yönlü bir hareket olmuştu ama programın başında da söylediğim gibi henüz bunun kalıcı bir trend oluşturacağını düşünmüyorum. Gerek Georgia senato seçimlerinin gerekse de Japonya, İngiltere kapanmalarının daha çok aslında bu şeyi doğurabilir. Acaba Fed'den yeni bir likitte enjeksiyonu, yeni bir genişlemeci politika Ocak ayı içerisinde gelir mi ya da Şubat ayı içerisinde gelir mi fiyatlamaya başlayabilir ki bence biraz da hani dolar tarafındaki zayıfladı, 89'ların altına indi ama tekrar bir miktar yukarı çıktı. Tekrar aşağı geldiğinde emtialar tarafında tekrardan yukarı doğru bir hareket görebiliriz ama burada da her emtianın kendi iç dinamiği var biliyorsunuz. Mesela petrol şu anda OPEC toplantısını bekliyor. Yani ertelenen bir OPEC toplantısı. Çünkü Rusya üretimin arttırılmasını istiyor. Suudi ve diğer OPEC ülkeleri üretimin arttırılmasını istemiyor. En azından uzatılmasını istiyor yani o sürenin. Dolayısıyla orada bir anlaşmazlık var. O petrol fiyatları üzerinde bir baskı yaratıyor. İki, mesela petrol fiyatları üzerinde diğer baskıyı oluşturan senenin son haftasında çok güçlü bir yatırımcı petrolden çıkmıştı. Şimdi tekrar onun petrol kontratlarına girme ihtimali long pozisyonların artışına sebep oluyor. Üçüncüsü de yine dolar endeksi ve tabii ki de biliyorsunuz normal zaman ciddi anlamda havacılık şirketlerinin daha doğrusu havayolu sektörünün beklentilerin ötesinde bir talep görmesiydi. O sebeple de bir miktar oradaki tüketimdeki artışla beraber tekrardan yukarı çıkma ihtimali söz konusu gibi duruyor. Yani 55 dolarlara kadar bir petrol seviyesini konuşabiliriz. İki, gene dolar endeksiyle bağlantılı ve gene risklerle bağlantılı ve likit enjeksiyonuyla bağlantılı altın ve gümüşteki talep devam ediyor. Kontratlara baktığımızda oradaki long kontratların yani uzun vadeli uzun kontratların yönünde bir artış gözlemliyoruz. Tekrar edeceğim, gümüş tarafında daha fazla bir artış olduğu durumuyla karşı karşıyayız. Buyurun. Altındaki yükseliş Georgia seçimleri olarak haber akışlarında gözüküyor ama Ocak ayında, yani Aralık'tan itibaren altında hep yükselişin olduğu söylenir. Bu bir dönemsel bir yükseliş midir yoksa küresel bir hani borsalarda ve diğer taraflardaki düşüşten dolayı kazançhanesine dönmez midir? Çok doğru bir tespit. Sadece son 30 yıl içerisinde iki defa altın sene sonunda ve sene başında düşmüş. Onun dışındaki tüm yıllar 28 yıl boyunca senenin son haftası 24 Aralık haftasıyla başlayan 6 Ocak, 7 Ocak haftasına kadar devam eden yükselişler gözlemlenmiş. Şu andaki hareket de bunu teyit ediyor. Şimdi buradan sonra nereye bakacağız? Artık pozisyonlanmalara bakacağız. Yani artık bu haftayı atlattık gibi düşünüyoruz. Yani haftanın ortasına geliyoruz ve bir miktarda alımların devam ettiğini. Çünkü hem hani sene sonu sene başı hareketini destekleyen bir altın artışı var ama
hem de buna ek olarak Georgia belirsizliği ve Japonya, İngiltere gibi kapanmaların tüm dünyaya yayılma riski fiyatlaması da üstüne gelecek. Dolayısıyla bu sadece senenin ilk haftası yükselişiyle kalmayabilir. Bir miktar daha devam edebilir Ali Bey. Çünkü şu an hali hazırda çok beklenilmeyen ve hatta son çeyreğinde çokça dillendirilen, hani dünyada tamamıyla bir kapanma olmayacak, sınırlı kapanmalar olacak beklenen tersi bir duruma doğru gidiyoruz. Mayıs ayına kadar, Haziran ayına kadar süreceği konuşmaları var yurt dışı piyasalarda. Şimdilik her ne kadar Şubat ortasına kadar ya da işte Almanya gibi Ocak sonuna kadar kapanmalar söz konusu olsa da bu sürenin uzatılması riski ve korkusu var. Bu neyi beraberinde getiriyor? Talep artışının azalmasını, dolayısıyla tüketimin azalması, dolayısıyla harcamaların azalması ve tabii ki bunun neticesi olarak global çapta bir büyümede daralma, tekrardan ivmenin daha doğrusu o hızını kaybetmesini beraberinde getiriyor. Bugün geçtiğimiz ay ISM verisini gördük. Son yılların en yüksek seviyesindeydi. Şimdi tekrar o ISM tarafında bir miktar yılın ilk çeyreği sonu itibariyle aşağı yönlü bir dönüş beklentisi oluşmaya başladı ki ülkelerde ya da globalde büyümeyi tetikleyici en önemli sektör üretim sektörüdür biliyorsunuz. Çünkü beraberinde istihdamı getirir, beraberinde tüketimi ve harcamaları getirir ve enflasyon. Enflasyon bugün biraz önce size söylediniz %2,5 gibi beklenti var ama ben bunu şu an gerçekten bir hayal falan olduğunu düşünüyorum Amerika tarafındaki ya da Avrupa tarafındaki enflasyon beklentilerin. Maalesef galiba 2021'de de çözemeyecekler bu mevzuyu. Bunların hepsi tabii fiyatlar üzerinde baskı yaratacak. Bir de 10 yıllıklara baktığımızda da risk hala devam ediyor. Buyurun. Şimdi bu Georgia eyaletindeki seçimden başladık, onu bitirelim. Bir soruyla daha bitirmek istiyorum. Diyelim ki orada cumhuriyetçiler kazandı ya da demokratlar kazandı. Piyasalar bunu nasıl algılamaya başlayacak ya da şu anda piyasalar Dow Jones Endeksinde ve S&P'de düşüş söz konusu. Bunu demokratların veya cumhuriyetçilerin kazanması piyasaya etkisini sormak istiyorum ben size. Şimdi şöyle, bunu zaten sizin de seçim zamanı çok konuştuk hatırlarsanız. Ben nedense bu Amerika seçimlerinin tam bir netlik kazanamayacağını ve sorun çıkacağı konusunda endişelerim olduğunu paylaşıyordum. Yani bir şey bildiğim, yani o öngörüde bulunabildiğimden değil ama Trump'ın tavırları ve tweetleri bunu gösteriyor. Yani hali hazırda da hala biliyorsunuz. Hani Great America Again gibi tweetler attığı sürece hala böyle bir beklentisinin olduğu ya da Biden'ın bir şekilde yerini Kamala'ya bırakacağını falan fiyatlayan demeyeyim ama bu tarz tartışmalara sebep olan tavırlar içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi aslına bakarsanız Senato'nun ve Temsilciler Meclisi'nin ayrı ayrı kanatlardan oluşuyor olması uzun vadede daha sağlıklıdır. Yani bu Türkiye için de iyi bir şeydir herhalde, değil mi? Türkiye için de iyi bir şeydir. Tabii tüm dünya için, çünkü hani belli bir adaleti beraberinde getirir. Karar mekanizmasında sağduyulu olmayı beraberinde getirir. Hani tarafsız olmayı beraberinde getirir vesaire. Yani demokratik olan budur aslına bakarsanız. Dolayısıyla hep şunu söylüyorduk. Yani mavi dalga olsun mu olmasın mı aslına bakarsanız. Hani şunu söyleyebilirim ki Temsilciler Meclisi'nin ve Senato'nun ayrı kanatlarda oluyor ve bu sonucun bu şekilde çıkıyor olması piyasaların daha çok hoşuna gidecek bir durumdur. Bu eğer gerçekleşirse yani çok enteresan, yani aslında 20 Ocak'ta koltuğuna oturacak bir başkan adayı mı deniyor artık? Aday değil artık, hani seçilmiş başkan diyelim. Evet. Hala hani iki koltukla olur mu olmaz mı, oradaki gücü, iktidarının kuvveti vesaireyi tartışıyoruz. Yani çok enteresan bir noktadayız. Oradaki sanki seçim riski, yani Ocak sonunda sanki o tarafta hala bitmeyen bir takım yüksek sesler olmaya devam edecekmiş gibi geliyor. Eğer ki bu zaten bu süreç bu yarın bitecek vesaire gibi olmaz ise, o zaman gerçekten o biraz önce bahsettiğim trend değişikliğine şu an neden olacak gibi görünmüyor dediğim paragraf tamamıyla yerine trend değişikliğine, yani satışlara bırakır. Evet, ilginç bir durum olacak. Şimdi siz az önce söylediniz ama biraz daha detaylandıralım. Fed Başkanı'nın, Powell'ın uzun zamandır
hani %1, ikiler civarındaki bir enflasyon iyidir. 2'nin üstüne çıkması bile hani değerlendirilebilir diye söz ediyordu. Ama uygulamış olduğu parasal genişleme programı içerisinde bunu hedefliyordu işin açıkçası. Ama çok 2020 yılında bu konuda başarı elde edilemedi enflasyon konusunda. Bugün Atalanta'dan ve Chicago'dan Fed başkanlarının açıklamaları vardı. Onlar da benzer şey söylüyor. Enflasyonu biz aşağıya düşürmek için uğraşıyoruz. Çok ciddi bir enflasyon var Türkiye'de. Ama Avrupa'da ve Amerika'da ciddi bir düşük enflasyon var. Neden yapılamıyor, başarılamıyor mamasının sebebi nedir sizce? Ya şimdi bir defa aslına bakarsanız hani hep diyoruz ya her ülkenin kendi iç dinamikleri vardır. O iç dinamikleri eğer ki lokomotif faktörler tarafından beslenmez ise onu o çizginin değişmesi tıpkı bizde dediğiniz gibi rekor enflasyon seviyelerine alışmış bir ülke olarak çok zordur. Yani o bizdeki o kırılma bile 20 yıl sürdü biliyorsunuz. Yani hani minimum 20 yıldan bahsediyorum ki oradaki enflasyon kaldı ki biliyorsunuz Amerika tüketim odaklı bir ülke ve tüketim ve harcamaların çok fazla arttığı, oradaki gelir artışının biliyorsunuz çok ciddi anlamda teşvik yapılarak desteklendiği bir süreci de beraberinde yaşadık. Yani son 6 aydır gerek orada para politikası teşviki desteği gerekse mali teşvik, mali destek gerçekleşiyor. Özellikle son 1 trilyon dolarlık biliyorsunuz ki o sonradan Trump'ın isteğiyle 1.445 milyar dolara kadar yükseldi. O ayrı bir konu. Orada tam hane halkına ve küçük ve orta ölçekli şirketlere girebilecek bir genişleme yapıldı. Eğer ki şimdi orada diyor ki hani Atlanta ve Dallas hani ben diyor artık bu pakete rağmen bu kadar genişlemeye rağmen bir enflasyon görmez isem normal şartlar altında hani doların geldiği noktadan endişe etmeye başlarım diyor. Bu gerçekten aslında Avrupa'nın da Amerika'nın da önümüzdeki dönemde siyah kuğusu olabilir. Fazla değerli para yani fazla değerli dolar ya da fazla değerli euro onların hani pandemiyle birlikte uğraşabilecekleri sorun olabilir. Neden? Bu rekabet gücünü azaltıcı ve ticareti negatif yönde tetikleyici olarak çalışacağı için kendi büyümelerinin önünde çok büyük engel olarak duracaktır. Bütün bunları göz önünde bulunduracak olursak enflasyon yaratmak ya da enflasyonu yok etmek çok kolay değildir. Ve kur geçişkenliği ya da paranın değerinin, o ülke parasının değerinin enflasyona etkisi Ali Bey minimum 6 ay sonra yansır. Yani yapılan adımlar, atılan adımlar, teşvikler, harcamaların artırılması, gelir artışına yapılan destekler vesaire. Tüm bunlar enflasyonu yükseltmek için, enflasyon yaratmak için yapıldı ama şimdi bunlar daha 2 ay önce yapıldı, 1 ay önce yapıldı. Bunun gerçek anlamda etkisini görebilmek, yani %2'lere yaklaşıyor mu, 2,5'lara yaklaşıyor muyu test edebilmek ya da fiyatlara yansıdığını görmek aslına bakarsanız ikinci yarının sonu itibariyle başlayacaktır. Yani akşamdan sabah bu fiyatlara etki edecek unsur değildir. Evet. Şimdi son dönemde Aysun Hanım siz de çok ilgiyle de takip ediyorsunuzdur. Bitcoin üzerinde ciddi bir artış var. Şu an rakamına bakıyorum 32.538. Bugün de %2.53'lük bir artış var. Bugün o konuyla ilgili bir açıklama geldi uluslararası alandan. Bu yükselişin sebebi büyük firmaların, büyük yatırımcıların piyasaya girmeye başladığını söylüyor. Dolayısıyla büyük yatırımcıların da bu piyasa içerisinde yerini almaya başlamış olması artık bundan sonrasında ciddi bir yatırım alanına doğru gittiğini söyleyebilir miyiz? Yine ilginç bir şekilde Ethereum'da bugün %5'lik bir artış söz konusu. 1070 dolar civarında uzun zamandır 700 dolarlar civarındaydı. Ne dersiniz? Şimdi şöyle ben tam 15 Aralık'ta bununla ilgili bir tweet attım. Biz kurum olarak da Bitcoin ile ilgilenmeye başladık diye. Ve artık yavaş yavaş büyük ölçekli kurumların buraya olan ilgisinin artacağını, bunun bir daha başlangıç olduğunu yazdım. Bu sadece bir başlangıç dedim. Çünkü bu şekilde olacağını düşünüyoruz. Nedenine gelecek olursa,
biliyorsunuz artık yani dijital dünyaya artık her sektörde ciddi anlamda hızlı bir giriş yapmış olduk. Hani buna gerek pandemi sebep oldu, gerekse bunun altyapısının oluşması için pandemi yaratıldı. Artık orası hani başka bayağı bir teori tartışmalı yani, bir konu orası. Evet. Aynen öyle. O sebeple artık hani biliyorsunuz bundan 3 yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam 2017'de Facebook Libra diye bir coin, kripto para üretimi için başvurmuştu. Fakat SEC'den bunun için onay alamamıştı. Çünkü Amerika için bu ciddi anlamda bir tehdit unsuru. Yani neye karşı tehdit unsuru? Dolara karşı tabii ki bir tehdit unsuru. Yani zamanında Roma İmparatorluğu bunun için savaşmış. Yani hani bir para biriminin yerine başka bir metalin alması ya da dijital kriptoların alıyor olması o ülkeyi yani yok edebilecek kadar etki yaratabilecek bir faktör. Ama tabii daha o durumdan ve o konudan çok uzak. O bir kenarda dursun. Önümüzdeki dönemde biliyorsunuz PayPal'le birlikte, İsviçre'de bazı şehirlerle birlikte artık yavaş yavaş alışverişin, ticaretin bu tarz kripto paralarla yapılmaya başlanması konusunda hükümetler tarafından tam destek alındı, onaylar alındı ve kullanılmaya başlandı. Ve bu sadece aslında Kuzey Avrupa ülkelerinde daha çok gördüğümüz yavaş yavaş dinamo etkisiyle tüm ülkelere yavaş yavaş dediğim hani bu gerçekten kademeli olarak altyapısının çünkü öyle hadi deyince oluşabilecek bir durum değil. Her ne kadar yazılım işi gibi görünse de çok arz talep vesaireyi çok iyi dengelemek lazım orada da. Çünkü arzın azaldığı bir noktada talep ciddi anlamda artarsa Bitcoin gibi böyle işte 17 binden 34 bine sadece 10 gün içerisinde hareket eder. Ya da işte dediğiniz gibi 700'lerden 1070 dolara gelen Ethereum ve bir sürü altcoin. Ben önümüzdeki dönemde bu fiyatlamaların çok çok hani şu günkü fiyattan çok çok yukarıda olacağını düşünüyorum. Çünkü artık yavaş yavaş ülkeler regülasyon konusunda bir takım adımlar atmaya başlayacak. Yani altın gibi nasıl işte merkez bankaları saklamalarını altınla yapıyorsa artık yavaş yavaş merkez bankaları alacak bunu önüne düşünmeye, konuşmaya ve bununla ilgili kararlar almaya başlayacak. Ama bu da hemen olmayacak. Yani Amerika rezistansını, o direnişini sürdürmeye devam edecek büyük bir olasılıkla. Ama 2022'nin ortaları noktasında orada regüle olma mevzu bayağı bir ciddi boyuta gelmiş olacak. Ama evet, biliyorsunuz yatırımcı her zaman geleceği önceden satın alır. O yüzden bu alımlar şimdiden başladı. Ve bunun aşağıda da yukarıda da hareketleri çok sert olacaktır. Ben hep şunu söylüyorum. Bitcoin'de ya da türev altcoin'ler, tüm kripto paralarda bir gelecek var. Evet, ama şu an arkasında herhangi bir regülatör olmadığı için sadece yok sayabileceğiniz ya da kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir portföyünüzle buraya yatırım yapmaya başlayın. Kademeli olarak arttırırsınız. Yani zaten bugün JP Morgan mı, Morgan Stanley mi tam yanlış olmasın. Beklentisini galiba 160 JP bin doları Morgan çıkarmış Bitcoin. Evet. Yani hani artık yavaş yavaş oraya dair beklentiler artıyor ama bir de şunu unutmamak lazım. Şimdi herkes artık sormaya başladı. Herkes almaya başladı. Herkes almak istemeye ve hesap açmaya başladı. Böyle zamanlarda biraz hani balon fiyatlamalar oluşabilir. İşte 34 bini gördü ama bir atıyorum 16 bine geri gelebilir. 19 bine gelir. 50 bine çıkar oradan 25 bine iner. Hani orada böyle bir hani kalp sağlığınızın yerinde olması lazım. İki, hakikaten unutacağınız ya da sıfırlasa bile üzülmeyeceğiniz bir rakamla başlayıp regüle olmaya yakın zamanlarda yani ben ya biz şirketimiz adına şahsım adına da ben olumlu bakıyorum, pozitif bakıyorum. Bu doları tahtından edecek endişesi var. Onunla bitirelim. Zamanımız doldu ama doların tahtından edilmesi söz konusu kısa vadede mümkün müdür? Mümkün değil. Böyle bir şey bence mümkün değil. Bu minimum 5 yıllık, minimum 5-10 yıllık bir hikaye. Yani o sürece gelene kadar belki 300 bin dolarlar olacak vesaire. Yani size şöyle örnek vereyim. Sadece Perşembe günü yani 31 Aralık günü sadece bir fon 300 milyon dolarlık alım yaptı.
Yani bu zaten piyasa değeri şu anda 400 milyar dolar civarında, yani 500 milyara yaklaştı. Bu sene içerisinde 1 trilyon doları aşması bekleniyor. Şimdi bu kademeli olarak artmaya başladıkça derinliği artmaya başlayacak ve daha sağlıklı bir yapı haline gelmeye başlayacak. Dolayısıyla ilgi daha çok artacak ve bu kadar hızlı fiyat hareketleri olmayacak. O zaman yatırımcının canı daha az yanacak. Ama regülasyon olana kadar da tekrar ediyorum, bu iniş çıkışlara her zaman açık bir ortam. Netice itibariyle bu bir yazılım. Hatta biraz önce bir bununla ilgili konuşuyordum bir radyoda. Sadece arzı, yani fiyatı arttırmak için arzı kısmak adına bu yazılımları yakanlar var. Yani ürettikleri yazılımları yakanlar var bazı kripto üreticileri diyeyim artık buna. O yüzden hala güvenilir olmaktan uzak ama geleceğin para birimi diyelim ya da ikame para birimi diyelim kesinlikle dijital para, Bitcoin ya da türevleri olacak. Evet. Aysun Karaytuğ, çok çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, hoşçakalın. Evet sevgili seyirciler, programımızın birinci bölümünü bitirdik. Doktor Artunç Gocabalkan'la birlikte olacağız. Türkiye piyasasını konuşacağız. Açıklanmış olan ihracat rakamları var. Ve yurt dışından özellikle enflasyon ve dolar TL üzerine yapılan tahminler var. Bütün hepsini değerlendireceğiz. Kısa bir reklam arası.